Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Ben bir hasta yerine koyuyorum. Evet. Ee, büyük şehirde yaşamayan, periferde, Hı -hı. doğuda ya da daha İstanbul, Ankara, İzmir gibi imkanları olmayan daha küçük şehirlerde evet, evet. yaşıyor gibi göreceğim. Bir tedavi için sürekli bir yere şehir dışına gidip gelmesi evet. zor. Ama eldeki imkanlarda bazı şehirlerde Hı -hı. malum. Ee, Kobalt 60 var ya da onun bir tık üstü ama işte trioloji de, dediğimiz Hı -hı. E, marka değil gene bunu söyleyelim. Bir teknik evet. radyoterapi tekniği yok. E, bu hastalar çok mu ı, eksik tedavi oluyorlar? Yani biraz zor oldu ama evet. e, hem avantajını söylüyorsunuz ama bir yandan e, diğer hastalarımız açısından da ben durum değerlendirmenizi isteyeceğim. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. E, çok Bütün hastalar için illaki bu cihaz içerisinde girmeli yani mutlaka burada tedavi olur. Evet. Başka yerlerde tedavi olmaz demek çok yanlış olur. Evet. Öyle bir şey değil. Demin de belirttiğim gibi hastanın bulunduğu yere çok yüksek dozu verip çevresini en maksimum sınırlarla koruyabilmek. Diğer bir cihaz vardır bir alt tıkı dediğimiz o biraz daha az korur. Ama yine hastalıklı hücreyi tamamen ortadan kaldırmaya yönelir. Yani bir daha alt tıkı vardır o da yine çok fazla sağlıklı dokuyu koruyamaz ama yine tümörlü dokuları tedavi eder. Biz burada yani daha kaliteli yaşam bundan sonraki yaşamda yani hastalar radyoterapi aldıktan sonra 10 yıllar 20 yıllar yaşıyorlar. Buna, buna bağlı da hani radyoterapi sonrası gelişebilecek yan etkilerle uğraşmasınlar. Ee, sadece hani e, hastalığımdan kurtuldum ama ya bu bu da benim başıma kaldı. Radyoterapinin yan etkisiydi etkisi. olmaması için. Evet. E, avantaj sağlar ama e, bütün e, yani bu çok farklıdır. Yani e, çok ifade etmek istemiyorum. Hı hı. Bunlar çok iyidir demek ki. O da kanser hücreyi öldürüyor. Kesinlikle. Yani öldürüyor. Kesinlikle. Şey, Kesinlikle evet. öldürüyor. Hı hı. E, yeni Teknolojinin verdiği konforlar, yan etkileri az, daha konforlu, daha belki güven içinde Kesinlikle. tedavimizi oluyoruz herhalde burada. Biz son yıllarda şunları diyoruz, hedefe yönelik tedaviler, hedefe yönelik ajanlar. Bu hedefe yönelik tedavilerin aslında değil mi kapsamı içinde evet. bu cihazlar. Hedefe yönelik deyince sadece tümörü hedef alan cihazlar değil mi? Biraz de bu bakış açısıyla açalım evet. mı? Hedefe yönelik çünkü... Ee, bir de şöyle söyleyeyim ben size Radyoterapi e, seansları e, iki haftayla 6 hafta arasında tedaviye gelme süresi değişir hasta e, en kısa palyatif tedavi aldığında iki hafta tedaviye gelir en uzun tedavisinde 6 ya da 7 hafta tedaviye gelmektedir e, bu biraz önce de belirttiğim gibi e, tümörü 2 santim 3 santim yani 2 santim bir santim olup da e, yerleşim yeri olarak da kritik organa yakınsa bu dediğimiz triloji cihazıyla bu işte hasta 5 hafta 6 hafta değil de 2 veya 3 gün içerisinde o 6 haftaya sığdırdığımız e, radyoterapi dozunu bu 3 güne veya 4 güne e, sıkıştırılarak hastaya da tedavi veriyoruz. O avantajı sağlıyor hastalarımıza. Bir kere hastalarımıza. Trilöji cihazı bir kere hasta daha e, daha sık değil daha az sürede Radyoterapi tedavisi görüyor yani evet. tedavi hı hı. süresi kısalıyor. Tedavi diyelim. süresi kısalıyor evet. Kısalıyor ama kısalırken gene aynı tedaviyi almış aynı oluyor. Aynı tedaviyi alıyor. Sürekli hastaneye gitmek gelmek zorunda kalmıyor. Bunun hı hı. E, sıkıntısını yaşamıyor. Hastalar için de zor bir durum kolay değil. Hasta ve hasta yakınları için. Yine hani burada e, parantez yine Buyurun. dediğim gibi e, altını çizmek. Yani tümörü çok küçükse yerleşim yeri itibariyle de hani uygun yerde değilse bu sistemi kullanıyoruz. Yani stereotaktik radyoterapi. E, özelliğini kullanıyoruz cihazda. Her hastamıza bunu kullanmıyoruz. Bunu da söylemekte yani fayda her var. Her kanser türünde bu trioloji e, triloji kullanılacak diye bir şey. Triloji cihazı kullanılacak ama triloji cihazının içerisindeki bu özelliği kullanma kullanmama durumumuz var. Hocam hastalar soruyor mu sen ne kullanıyorsun ne özellik yapıyorsun? Çok didikliyorlar. Mı? Çok bizim sağlık okar yazarlık oranımız çok arttı çünkü. İnanılmaz şekilde hasta geldiği zaman zaten internette bütün araştırmasını <laughs> yapmış oluyor. E, sizde bu cihaz var mı? Şunu bana bu şöyle geliyor bir de. Siz bana şu cihazda şu şu yöntemle bana tedavi eder misiniz diye geliyorlar. Bu aslında hani araştırmak adına güzel bir şey. Tabii ki hani tedavisinin ne olacağını, yan etkilerini araştırması ama bazen o kadar farklı şeyler ortaya çıkabiliyor ki bizim doğru olarak yapmamız gereken şeye bile aklına takılıyor yok ben bu cihazda bu tedaviyi almak istiyorum şeklinde gelebiliyorlar ee, onkoloji hastasının da haklı olarak çok e, tedavi olduğunda e, bir grip gibi değil e, bir kere tedavi olursunuz ondan sonra tekrar hani bir daha tedavi olma şansım olur öyle bir şansları da yok e, tek tedavi olacağı için en iyisini olmak istiyorlar ama burada e, araştırırken bence biraz e, söz hakkını hekime verirlerse çok daha güzel olur. En iyi kararı zaten tedavi edecek olan hekim karar verecektir diye düşünüyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi